Stres tipidir arka çalında esas tedavisi cerrahidir. Ancak cerrahi dışı yöntemlerle de desteklenebilir. Bunların başında Kegel ve Pilates türü egzersizler dediğimiz pelvik taban kaslarının güçlendirilmesine yönelik hareketleri kastetmekteyiz. Bunun dışında bir de biyofeedback ve elektriksel stimülasyon yöntemleri vardır ki bunların hepsi %50 civarında bir tedavi ediciliğe sahiptirler. Kegel ve Pilates türü egzersizleri özellikle vajinal doğum yapan kadınlar başta olmak üzere tüm lohusalara doğumdan sonraki periyotta gelecekte idrar kaçırma şikayetlerinin olmaması için önermekteyiz. Evet, stres urinary inkontinansı nasıl tedavisi cerrahidir demiştik ve cerrahide de günümüzde en çok kullanılan yöntem mesane boynuna askı yöntemiyle uygulanan TOT ya da TVT isimleriyle bilinen ameliyat yöntemleridir. Burada kullanılan materyaller polipropilen mesh materyallerinin bant şeklinde hazırlanmış olan bir formunun vajen ön duvarına yapılan küçük bir kesiyle ve özel iğneler yardımıyla mesane boynuna yerleştirilmesi şeklinde bir tekniktir. Böylece mesane boynunda bozulmuş olan açı yerine getirilmiş, restore edilmiş olduğundan bundan sonraki periyotta da hasta gülerken, öksürürken, akınırken idrar kaçırma şikayeti olmayacaktır. İşlem ameliyathane şartlarında anestezi altında gerçekleşir. Ancak çok kısa süreli 20-25 dakikalık bir işlemdir. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi de işlemin bir kesi ve dikiş bölümü de mevcuttur. İşlem sonrasında mesaneye yerleştirilen sonda 24 saat kadar kalır. Ertesi gün sondayı çıkardıktan sonra kişinin rezidü idrar miktarına bakılarak taburcu edilir. Evet, oldukça yüz güldürücü sonuçları vardır. Sonuçta hasta memnuniyet oranları %78 ila 96 oranındadır. Ve günümüzde bu teknolojik olarak bize hem materyallerin hem de ameliyat tekniklerinin tasarlanması sayesinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlayan bir ameliyat tipidir.